Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Ben Mesut Mutlu. Mutlu Mesut matematik öğrenmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda acil yayınları, limit türev, konu anlatımı soru fasikülündeki sağ ve sol limit, limitle ilgili özellikleri içeren başlangıç sorularının çözümlerini yapacağız. Mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde gitmeye özen göstereceğim. Umarım faydalı bir video olur. Haydi başlayalım bakalım. Birinci sorumuz, x 1'e giderken x kare eksi x'in mutlak değeri artı 2x limitinin sonucunu bulunuz demiş bize. Tabi değişik şekillerde yapabiliriz soruyu, çok da pratik de yapabiliriz. Ama ben önce ilk soru olması itibariyle sağ ve sol limiti ve mutlak değerin limitini kısaca bir hatırlatayım. Ondan sonra çözümümüze geçelim. Kalan sorularda da bu ifade ettiğim yerler bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bak, burada y eşit x kare parabolü var. Bu parabole baktığımız zaman grafiğe bakarsak, mesela x eşittir 2 noktasındaki bu noktadaki limit değerini araştırmak istiyoruz. X eşittir 2 noktasına grafik üzerinden sağdan veya soldan gelebiliriz, değil mi? Peki bu x eşittir 2'ye sağdan yaklaşırsak şöyle azalan değerlerle bakın x'e 2,6 dedik, sonra 2,5 dedik. Ve gittikçe azalan değerlerle x eşittir 2 noktasına sağdan yaklaşıyoruz. Buna bağlı şekilde bu x değerlerine karşılık gelen görüntülerin de yani y değerlerinin de gittikçe 6 küsur, 5 küsur, 4 küsur şeklinde şuradan 4'e yaklaştığını görüyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Bu fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki sağdan limit değeri 4'e eşit diyeceğiz. Peki 2'ye şimdi bir soldan yaklaşalım hadi. Bu sefer x'e artan değerler vererek x eşittir 2 noktasına grafik üzerinden sağdan yaklaşıyoruz. Bakın x'e 1,4, 1,5, 1,6 gibi artan değerler vererek x eşit 2 noktasına soldan yaklaştığımızda buna bağlı şekilde bu x değerlerine karşılık gelen görüntülerin yani y değerlerinin gittikçe yine artarak 4'e yaklaştığını görüyor muyuz? O zaman ne diyeceğiz? 2 için soldan limit değerimiz 4'e eşit diyeceğiz. Sağdan limit değerimiz 4. Bu noktada soldan limit değerimiz de 4. Sağdan soldan limit işte birbirine eşit olduğu için fonksiyonun bu x eşit 2 noktasında limiti vardır ve 4'tür. Burada x eşittir 2 noktasında herhangi bir tanımsızlık veya grafikte bir kopma olmadığına dikkat edelim. Eğer grafiğimizde herhangi bir noktada bir kopma söz konusu olursa, kopmadan kastım şu. Mesela örnek olarak grafik şöyle gelsin. Şu noktadan sonra kopsun ve şöyle devam etsin. İşte bu x eşittir a noktasında grafiğimizde ne var? Bir kopma söz konusu. Kopma var. Peki herhangi bir noktada kopma olmadığından dolayı ne diyebilirim? Bu noktadaki limit değeri direkt tanımlı olduğu değere eşit diyebilirim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eğer bizim fonksiyonumuz bir polinom fonksiyonsa, polinom fonksiyon dediğimiz nedir bizim arkadaşım? Mesela f(x) eşittir ax artı b şeklinde birinci eşen bir doğrusal fonksiyon olabilir. Ve bunun grafiği şöyle veya şöyle bir şey değil mi? İkinci eşen olabilir. f(x) eşittir diyelim. ax kare artı bx artı c şeklinde olabilir. Bu da grafiği bir parabol değil miydi? Veya üçüncü dereceden veya daha yüksek dereceden olabilir benim polinom fonksiyonum. Bunun grafiği de şöyle bir eğri değil miydi? Şimdi herhangi bir noktada limit değerini araştırıyoruz ya. Mesela y eşittir x eksi 2 şeklinde birinci eşen bir fonksiyonsa bu polinom fonksiyonsa bu polinom fonksiyonun grafiğine baktığımız zaman herhangi bir noktada biraz önce ifade ettiğim gibi bir kopma söz konusu değil. Bu yüzden dolayı bize mesela x eşittir 2 noktasında atıyorum örnek veriyorum. X eşittir 2 noktasında limit değeri sorulduğunda direkt ne diyebilirim? X eşittir 2'ye karşılık gelen f(2) değerinin aradığımız limit değerinin olduğunu söyleyebilirim. Aynı olay 2 veya daha yüksek dereceden olduğunda polinom fonksiyonlarda herhangi bir noktada limit değeri her zaman neye eşit olacak? Tanımlı olduğu değere eşit olacak. Tamam, bunu aklında tut. Daha sonraki sorularda bunu çok sık kullanacağım. Polinom fonksiyonlarda bir kez daha söylüyorum. Grafiklerine baktığımız zaman birinci dereceden, ikinci dereceden veya 3 ya da daha yüksek derecedense
grafiklerinde herhangi bir noktada kopma söz konusu olmadığından, ki o noktalara da biz mesela şurada x eşit a noktasına kopma noktalarına kritik nokta diyoruz. Eğer bize verilen nokta kritik nokta değilse, o zaman bu noktada limit değeri sorulduğunda direkt ne diyeceğim? Limit değeri tanımlı olduğu değere eşit diyeceğim. Yani gelip fonksiyonda o değeri yerine direkt yazacağım. Tamam. Ama kritik noktaysa, kritik noktalarda sağdan ve soldan limitlere bakmam gerekecek. Eğer sağdan soldan limitler birbirine eşitse o noktada limit var diyeceğim. Ama sağdan limit soldan limit eşit değilse o noktada limit yok diyeceğim. Bir de mutlak değerde limitle ilgili olarak birkaç bir şey göstereyim, hatırlatma yapayım. Mesela burada şimdi x kare parabolünü çizdirdim veya bir x kare eksi 2 parabolünü ele alalım şu şekilde. Baktığımız zaman parabol ve herhangi bir noktada bir kopma söz konusu değil. Her noktada tanımlı bir fonksiyon. İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi herhangi bir noktada bir kopma söz konusu olmadığından bu fonksiyonun x kare eksi 2'nin kritik noktası yoktur. Ve bana bir noktada limit sorulduğunda o zaman ben ne yapabilirim? Direkt tanımlı olduğu değere bakabilirim, değil mi? Mesela x eşit 2 noktasındaki limit değeri sorulduğu zaman bana burada direkt gelip ne yapabilirim? Bu fonksiyonda ben x yerine 2'yi yazarak f2 yani 2'nin karesi eksi 2'den limit değerinin işte 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir hakkımız var. Peki şimdi bunun mutlak değerini alırsak ne olacak? Bakalım bir mutlak değerin grafiğini inceleyelim. Bir hatırlatma yapayım. Fonksiyonun mutlak değerinin grafiğini alırken x ekseninin altında kalan, mesela baktığımız zaman bu parabolün şurada x ekseninin altında kalan kısmın grafiğini ne yapmamız gerekiyor? X eksenin üstüne taşımamız gerekiyor, değil mi? Simetrisini alarak. Yani şöyle çizdirelim. İşte bu. Alt taraftaki kısım, x ekseninin altındaki kısım simetrisi nereye taşındı? Yukarıya. Alt taraf artık ortadan kalktı. Sonuçta baktığımız zaman yine herhangi bir noktada bir kopma söz konusu değil. Mesela bize x kare eksi 2'nin x 1'e giderken limit değeri sorulsaydı işte ne yapabilirim? X kare eksi 2 zaten polinom fonksiyon ve x eşit 1'de de bir sıkıntım yok. Kritik nokta değil. Direkt yerine yazarak, x yerine 1'i yazarak cevabın eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Eğer x kare eksi 2'yi mutlak değer içerisine alırsak bak şimdi. Yine x 1'e giderken. Mutlak değer içerisine bakarım. X eşit 1'de yine bu ikinci derecen fonksiyon, bir grafiği bir parabol ve x eşit 1 noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. X yerine 1'i yazarım yine direkt. Buradan da eksi 1'in mutlak değeriyle cevabın işte 1 olması gerektiğini söyleyebilirim. Tamam. Yani dikkat etmemiz gereken yer şurası. Mutlak değerde limit sorulduğunda içeriye bak arkadaşım. Eğer senin buradaki değerin mutlak değer içerisinde 0 yapıyorsa bil ki o kritik nokta. Ve kritik noktada limit sorulduğunda sağdan soldan gel. Fakat kritik nokta değilse direkt limit değeri x yerine o değeri yaz, tanımlı olduğu değere eşittir de. Tamam. Bir de şuradan göstereyim. Şimdi bizim fonksiyonumuz neydi? Y eşittir x kare eksi x mutlak değer içerisinde artı 2 x'ti, değil mi? Bak bunun grafiğini çizecek olursak bunun grafiği şöyle bir şey arkadaşım. Dolayısıyla x eşittir 1 noktasındaki limit değerini sordu ya bize. 1 noktasında baktığımız zaman sağdan limit değerinin grafik üzerinden sağdan gel 2. Soldan limit değerinin de x eşittir 1 noktasına soldan gel yine 2 olduğunu görüyor muyuz? Sağdan limit 2, soldan limit 2. O zaman fonksiyonun işte bu x eşit 1 noktasında limiti var ve nedir? 2'dir. Ve aynı zamanda f1 değeri de 2'dir. Tamam. Mesela x eşittir 1 noktasına grafik üzerinden sağdan yaklaştığımızda şu şekilde. Buna bağlı olarak y değerlerinin de gittikçe 2'ye yaklaştığını görürüz. X eşit 1 noktasına soldan gelirsek artan değerlerle y değerlerinin 2'ye yaklaştığını görürüz. Dolayısıyla bu noktadaki limit değeri direkt tanımlı olduğu değere eşittir. Yani şimdi bu ifade ettiğim kısımlara göre
O zaman ben bu soruyu şöyle çözebilirim. Birinci yol, en kısa yol, en pratiği. Derim ki x kare eksi x bir parabol ve x eşittir 1 noktası bu mutlak değer içerisinde 0 yapmasına rağmen mutlak değerin grafiğini dikkate aldığımızda bu x eşittir 1 noktasında bir kopma söz konusu olmayacağından dolayı direkt x yerine 1 yazma hakkım var. Benzer şekilde yine burada 2x'de birinci açıdan bir fonksiyon grafiği bir doğru ve x eşittir 1 yine kritik nokta değil. Yine x yerine 1 yazma hakkım var ve bu yüzden dolayı cevabımız 2'dir. İkinci yol diyelim. Şöyle diyebilirsin, ya hocam işte bunun grafiğini çizmek sıkıntı, ben sağlam geleceğim diyorsan arkadaşım her limit sorusunda sana tavsiye, nokta ne olursa olsun her zaman için bir fonksiyonun bir noktada limit sorulduğunda sağdan ve soldan limite bakarsan her zaman için doğru sonuca ulaşırsın arkadaşım. Ha biraz uzar mı işin? Uzar, ayrı mesele. İkinci yol. X eşittir 1 bizim burada neyimiz? Kritik noktamız. O zaman x eşittir 1 kritik nokta ise ne yapacağım arkadaşım? Bu noktada da x eşittir 1 noktasına bir sağdan bir de soldan yaklaşacağım. X eşittir 1 noktasına sağdan yaklaşacak olursak acaba fonksiyonumuz nedir? Bir şey daha söyleyeyim sana. Mutlak değeri nerede görürsen gör arkadaşım. Bu basit bir mutlak değer konusunda bununla karşılaşabilirsin. Bir limit süreklilikte karşılaşabilirsin. Türevde, integralde nerede görürsen gör. Tavsiye, mutlak değerden kurtulmaya bak. Peki mutlak değerden şimdi nasıl kurtuluruz? Önce gel şurada bir için bir sağdan limit değerimize bakalım. X'e birden büyük değer verdiğimizde bu mutlak değer içerisinde ne olur? İsteyen arkadaşım burayı x çarpı x eksi 1 şeklinde de ifade edebilir şu mutlak değer içerisine. Hatta ayrı ayrı mutlak değerlerini alarak şu şekilde de yazabilir. Peki şimdi x'e birden büyük değer verdiğimiz zaman bu mutlak değer içerisi pozitif değil mi arkadaşım? Peki bu mutlak değer içerisi ne oluyor? X'e birden büyük bir değer ver bakayım, pozitif oluyor. O zaman ne olacak? Bu mutlak değer içerisi pozitif. Yani ne olacak? Bu x kare eksi x dışarıya aynen çıkacak. X kare eksi x. Bir de neyimiz var? Artı 2x'imiz var. Güzel. Şimdi bak bu işte ne? Bir polinom fonksiyon. O zaman x yerine direkt 1 yazarsak 1'in karesi eksi 1 artı 2 çarpı 1 ile şu birlerim gider. 2 çarpı 1'den ne olur bu? Sağdan limit 2 olur. Gel şimdi soldan limite. X değerleri 1'e soldan yaklaşırken bu durumda acaba mutlak değer içerisi ne olur? Bakalım. Önce x'e birden küçük değer veriyoruz. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşım. Bak x'e birden küçük değer verirken lütfen çok böyle uzama. Yani çok küçük değerler verme. Mesela eksi 10, eksi 5, eksi 1 atıyorum 0. Bunlar da birden küçüktür. Ama bak hatırlatayım. Mesela x 1 için sağdan diyoruz ya. Gidip de burada 2, 3, 5 deme. 1'e çok yakın bir değer düşün. 1,0001 gibi bir değer düşün. 1 değil ama 1'e çok yakın bir değer. Veya x değerleri 1'e soldan yaklaşıyorsa gidip de burada eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 değerleri falan verme. Ne yap? 1'e çok yakın bir değer al. 0,0009 gibi bir değer düşün. 1'e çok yakın, 1 değil ama 1'e çok yakın, 1'den küçük bir değer alman lazım. O yüzden dolayı. Şimdi ben burada x eşit 1 noktasına soldan yaklaştığım zaman burası ne olacak arkadaşım? İşte 0,009 gibi düşün. Pozitif. E burası ne olacak? Hatta 0 tam 10'lu 9 düşünelim hadi. 0 tam 10'lu 9'dan 1 çıkar. Yani 1'den küçük bir değerden 1 çıkartırsam burası negatif olmaz mı? Artıyı eksiyle çarptığımız zaman bu durumda mutlak değer içerisinde ne yapacak? Eksi. O zaman mutlak değer içerisinde eksi ise bu mutlak değer içerisindeki ifade dışarı komple eksiyle çarpılarak çıkmayacak mı? Çıkarttım. Bir de artı 2x'im var. Onu da yazdım. İşte şimdi x yerine 1 yazarsak eksi 1'in karesi artı 1 artı 2 çarpı 1. Buradan da eksi 1 artı 1'i götürdü. 2 çarpı 1'den ne oldu? Soldan limit değerim de 2 oldu. Ve işte baktığımız zaman sağdan limit değeri soldan limit değerine eşit ve 2. Dolayısıyla diyoruz ki bu fonksiyonun işte x eşittir 1 noktasında limiti var ve bu limit değeri nedir? 2'dir. Tamam. Peki.
Gel bakalım ikinci soruya. X 2'ye yaklaşırken x küp eksi 8 bölü x artı 3 limitinin sonucunu sormuş. Burada x eşittir 2 kritik nokta değil, sıkıntı yok. Yani benim ifademi tanımsız veya belirsiz yapmıyor. Dolayısıyla ne yapacağım şimdi? Direkt x gördüğüm her yere 2 değerini yazıp x eşittir 2'ye karşılık gelen tanımlı olduğu değerin limit değerine eşit olduğunu söyleyeceğim. 2'nin kübü 8, 8 çıkarttım 0 bölü 5, 0 bölü 5'ten cevap 0'dır. Üçüncü sorumuza girelim. Limitin sonucunu sormuş. Limitin içinde yalnız şurada parantez içerisinde dikkat edersek bir limit değeri daha var. Gel önce bunu bir bulalım. A 2'ye giderken 7 eksi A nedir diyor. E tabi burada 7 eksi A'da A yerine direkt 2 yazma hakkım var. Sıkıntı yok. Ne yapacak o zaman burası? 7'den 2 çıkartırsak 5 mi yapacak arkadaşım? Yani ne oldu? Limit x eksi 1'e giderken logaritma 3 tabanında 10 artı x artı 5. Güzel. Şimdi bu limite bakalım. X eşittir eksi 1. Benim yine burada şu logaritmamı tanımsız yapan bir değer değil. Kritik nokta değil. Dolayısıyla yine gelip direkt şurada x yerine bu değeri eksi 1'i yazma hakkım var. Yazıyorum yerine. Logaritma 3 tabanında 10 artı eksi 1'den 9 oldu orası. Artı 5. Logaritmada şuna da dikkat edin arkadaşlar. Buradaki artı 5 10 artı x'e ait değil. Hatta şöyle bir parantez yapalım. Şuraya da bir parantez yapalım. Buna dikkat. Logaritma 3 tabanında 9 oldu değil mi? Logaritma 3 tabanında 9 da ne eşittir arkadaşım? 2 eşit değil mi? Artı 5. 2 artı 5'ten cevabımız 7 olmalıdır. Dördüncü sorumuz. Aşağıda f(x) fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre x eşittir 1 için sağdan limit, 0 için soldan limit, eksi 1 için sağdan limit değerleri nedir? Sonuçları nedir? Bakalım. Öncelikle A şıkkına bakarsak 1 için sağdan limit nedir diyor. Grafik üzerinden x eşittir 1 noktasına sağdan yaklaşıyoruz. Buna bağlı şekilde f(x) değerlerimiz yani y değerlerimiz sabit zaten. 1. Dolayısıyla 1 için sağdan limit değeri 1'dir diyoruz. Gelelim B şıkkına. 0 için soldan limit değeri nedir? X eşit 0 noktasına grafik üzerinden soldan yaklaştığımız zaman buna bağlı şekilde şöyle göstereyim. Y değerlerinde gittikçe artarak 1'e yaklaştığını görüyoruz. Onun için cevabımız 1. C şıkkına gelirsek eksi 1 için sağdan limit. X eşit eksi 1 noktasına grafik üzerinden sağdan yaklaşırsak şu şekilde şöyle buna bağlı şekilde y değerlerinde gittikçe azalarak sıfıra yaklaştığını söyleyebiliriz. Onun için cevabımız burada 0 olmalıdır. Ben burada genelde şunu tavsiye ediyorum. Bir noktada sağdan soldan limit sorulduğunda şöyle gelin diyorum. Grafik üzerinden x eşit 1 noktasına gel. Şöyle sağdan gel. Hop hizasında dur. Açık ya da boş önemli değil. Tamam mı? Burada burası açık da olur, boş da olur. Yani fonksiyonun bir noktada limitinin olması için o noktada tanımlı olması gerekmiyor. Tanımsız bile olsa fonksiyon bu noktada ne olur? O noktada limiti olabilir. Onun için x eşittir 1 noktasına sağdan geldik ya, bu noktada durdunuz. Tamam mı? X eşittir 1'in tam şu hizasında durdunuz. Hemen buradan y değerine bakın. Y değerimiz kaç burada? 1. İşte 1 için sağdan limit 1'dir. 0 için soldan limit. Benzer şekilde. X eşit 0 noktasına grafik üzerinden soldan gel. Şöyle tam hizasında dur. Açık ya da boş önemli değil demiştik. Y değerimiz kaç? 1. Demek ki 0 için soldan limit 1. Eksi 1 için sağdan limite gelirsek x eşit eksi 1 noktasına grafik üzerinden sağdan geliyoruz. Geldik. Tam hizasında durduk ve y değerine bakıyoruz hemen. Ne? 0. Eksi 1 için sağdan limit neymiş? 0'mış diyoruz. Bundan sonra bu şekilde kısaca geleceğiz. 5. sorumuz. Aşağıda f(x) fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre 2'de 3 için soldan ve 2 için sağdan limitlerinin sonuçlarını bul demiş. Tamam, bakalım hemen grafiğimize. Şimdi A şıkkına bakalım. X eşit 2 noktasındaki limit değerini sormuş bize.
Burada dikkat et arkadaşım. X eşit 2 noktasındaki limitlerini soruyor ya. Biz ne yapacağız? X eşit 2 noktasına bir sağdan geleceğiz, bir de soldan geleceğiz. Yani bu noktada sağdan ve soldan limit değerlerine bakacağız. Önce X eşit 2 noktasına grafik üzerinden şöyle sağdan geldiğimizde tam hizasında durduk. Bizi nereye gönderdi? Hangi y değerine gönderdi? Eksi 1'e. Diyorum ki 2 için sağdan limit değeri eksi 1'miş. Bu arada bir şey daha söyleyeyim bu soruyla birlikte. Bundan sonra ben bir fonksiyonun bir noktadaki sağdan veya soldan limitini ifade ederken şöyle uzun uzun yazmayacağım. Ne yapacağım? F diyeceğim. X yerine 2 üssü artı yazacağım. Bilgin olsun. Yani bu bundan sonra ne anlamına gelecek? Ben böyle yazdığımda bil ki bu F 2 üssü artı demek aslında o F fonksiyonunun 2 için sağdan limit değeri demek. Tamam. Gel bakalım şimdi buna. 2 için soldan limit değerimiz neymiş acaba? X eşittir 2 noktasına grafik üzerinden geldim. Yaklaştım. Tam hizasında durdum. Ve beni nereye gönderdi arkadaşım? Hangi y değerine gönderdi? 3'e gönderdi. O zaman Fx fonksiyonunun 2 için soldan limit değeri neymiş? 3'e eşitmiş. Hatta şöyle de yazabiliriz onu. F fonksiyonun 2 için soldan limiti, soldan limit değeri 3'müş. E şimdi dikkat edersen işte F fonksiyonu 2 için sağdan limit değerine eksi 1. Soldan limit değerine 3. Peki bu noktada sağdan soldan limit birbirine eşit mi arkadaşım? Değil. E o zaman ne diyeceğim? Fonksiyonun bu x eşit 2 noktasında limit değeri yoktur. Gelelim B'ye. Fx fonksiyonunun burada 3 için soldan limit değeri sorulmuş. Bakalım hemen. Şimdi 3 için soldan limit değerine bakalım. Fx fonksiyonun grafiğinde şöyle x eşit 3 noktasına grafik üzerinden bir soldan yaklaşalım bakalım. Geldim. Tam x eşittir 3'ün bak hizasında durdum. Beni nereye gönderdi? Y değerine bakıyorum. Eksi 2'ye. O zaman bunun cevabı ne? Eksi 2. C şıkkına geldiğimizde. Burada da 2 için sağdan limit sorulmuş. Şimdi bir şeye dikkat et arkadaşım. Bak burada x var değil mi? O zaman burada direkt x yerine 2'yi yapıştırıyorum. Bunu da açıklayayım ben sana. Burası önemli bir nokta. Çünkü daha sonraki sorularda bunu sık bir şekilde kullanacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bu y eşittir 2x. Yani birinci açıdan bir fonksiyon. Grafiği bir doğru. Ve bize herhangi bir noktada mesela işte sorumuzda olduğu gibi x eşittir 2 noktasında limit değeri sorulduğunu düşünelim. 2 için sağdan limite baktığımız zaman 4 olduğunu söyleyebilirim. E soldan limit yine nedir? 4'tür. E tanımlı olduğu değer nedir? O da 4'tür. Hatta F2 diyeyim şuraya. F2. O da 4'tür. Bak o zaman şu polinom fonksiyonu olduğunu biliyorsan sen bunun x yerine direkt değeri yazarken 2 üssü artı demene gerek yok. 2 için sağdan limit değerin çünkü senin neye eşit olacak? Direkt tanımlı olduğu değere eşit olacak. Yani x yerine direkt 2'yi yapıştır. Fakat burası önemli bak arkadaşım. Şuraya dikkat et lütfen. Burada yerine yazarken x'i lütfen 2 olarak bu şekilde yazma. Aman ha gözünü seveyim. Niye yazamam? Niye yazamam? Çünkü ben burada fx fonksiyonunun ne olduğunu bilmiyorum. Bak bir örnek. Eğer senin fonksiyonun birinci açıdan bir polinom fonksiyonsa grafiği bir doğru. Sıkıntı yok. Bu nokta herhangi bir noktada kopma yok. İkinci derecedense x kareli bir şeyse parabol sıkıntı yok. 3 veya daha yüksek derecedense sonuçta bir eğri herhangi bir noktada bir kopma yok sıkıntı yok. Fakat fx'in ne olduğunu bilmiyorsun. O yüzden dolayı senin grafiğin y eşit fx'in grafiği şöyle bir şey olabilir. Sıkıntı yok. Burada x eşittir 2'deki limit değerin direkt f2'ye eşit olduğunu söyleyebilirsin. Ama ya şöyleyse arkadaşım, bu noktada bir kopma söz konusuysa, şöyle diyeyim, diyelim ki fonksiyonun buraya kadar geldi, tam bu x eşit 2 noktasında diyelim ki bir kopma söz konusu olsun. E bu durumda baktığımızda sağdan limit değeri x eşittir 2 noktasına gel bakayım sağdan limitlerin tam hizasında dur, şurada bir değer, soldan gel bakayım x eşit 2'de tam hizasında dur, şu değer, e bu iki değer arkadaşım birbirine eşit mi şuradaki değerle şuradaki değer değil. İşte bu kopma noktasında limit yoktur. Yani limit olmayabilir. Bu yüzden dolayı bundan sonraki sorularda da ne yapacağım?
Eğer aynen burada olduğu gibi mesela bir polinom fonksiyonsa biliyorsam direkt 2'nin üstüne artı, eksi vesaire ne vermiş onu yazmadan direkt 2 değerini yazacağım. Tamam. Ama bilmiyorsam değeri yerine şu şekilde işaretiyle birlikte yazacağım. Burası önemliydi. Peki. Buradan da şimdi 2 kere 2, 4 artı 3 çarpı dedim. Bak biraz önce ne dedim? F 2 üssü artı dedim ki F fonksiyonu 2 için sağdan limitini ifade edecek dedim. F fonksiyonu için bir daha gösterelim. X eşit 2 noktasındaki sağdan limit değeri neye eşit? Eksi 1'e eşit. Onun için buraya da eksi 1'imi yazdım. 4 eksi 3'ten burada cevabım işte 1 oldu. Altıncı sorumuz. Aşağıda F ve G fonksiyonların grafikleri verilmiş. Buna göre diyor ki limitlerin sonucunu bul. Peki bulalım bakalım. A şıkkıyla başlayalım bir. Biraz önce ne dedim? Fonksiyonun içerisine değeri yazarken işaretiyle birlikte yaz dedim. Yani x yerine 0 üssü eksiği aynı şekilde burada da x yerine 0 üstündeki işareti eksiği de yazdım. Peki şimdi işte bu ne anlama geliyor? F fonksiyonu 0 için soldan limiti. F fonksiyonu bu. X eşit 0 noktasında soldan yaz. Gel bakayım tam hizasında dur. Y değerin kaç? 2. Bak burası 2 yazdım. Artı geldim buna. Bu ne demek? G fonksiyonunda 0 için soldan limit demek. G fonksiyon grafiği bu. X eşit 0 noktasına soldan gel. Tam hizasında dur. Y değerim kaç? Eksi 1. O zaman buradan da işte cevabımız 2 artı eksi 1 ile 1 olur. Gelelim B şıkkına. Bak dikkat. Burada bileşke, G bileşke F fonksiyonu var. X yerine yine değeri G bileşke F X yerine değeri işaretiyle birlikte yazdım. Tamam. Bak şimdi enişten başlayalım. Bu ne demek? F fonksiyonunda 0 için soldan limit demek. Peki F fonksiyonu bu. X eşit 0 noktasına soldan gel bakalım. Soldan limit değerin kaç? 2. Dikkat arkadaşım. Bak bu 2'yi yine fonksiyonun içerisinde yazıyorsun. İşaretiyle birlikte yazmalısın. Lütfen bunu unutma. Yani hocam işaretine. İşaret şu arkadaşım. Şimdi biz burada F fonksiyonunda X eşit 0 noktasına şöyle soldan yaklaşmadık mı? Soldan yaklaştığımız zaman Y değerlerimiz artarak 2'ye yaklaşmadı mı? Demek ki benim buradaki işaretim işte ne olacak? Eksi olacak. Neden? Bir kez daha söylüyorum. F fonksiyonunda çünkü biz x eşit 0 noktasına soldan yaklaştık. Buna bağlı şekilde y değerlerimiz de artarak 2'ye yaklaştı. Yani bundan sonraki sorularda daha pratik bir şekilde şöyle yapacağız bu tür bileşkelerde. Diyeceğiz ki F fonksiyonunda 0'a soldan yaklaştık ya hemen bu soldan bak x eşit 0'ın soluna bakacağız. Solundan hemen şöyle bir y değeri alacağız. Bu y değerin senin 1.9 küsurlu bir şey. Yani 2'den küçük değil mi arkadaşım? O zaman ne diyeceksin? 2 üssü eksi diyeceksin. Anlaşık mı? Ha gel bakalım şimdi buna. Bu da ne demektir? G fonksiyonunda 2 için soldan limit demektir. Baktığımız zaman G fonksiyonunda x eşittir 2 için soldan limit değeri tam hizasında durdum. Y değerim kaç? 0. Öyleyse cevabımız işte 0'mış. Gelelim C'ye. İşte bak bu soruda artık pratik gelelim arkadaşım. Önce ne yapıyorum? Şöyle x yerine 2 değerini bir yapıştırıyorum. Tamam. G 2 üssü artı. İşaretiyle birlikte dikkat. Peki enişten başlayalım. Bu ne demek? G fonksiyonunda 2 için sağdan limit demek. G fonksiyonuna bakalım. X eşit 2 noktası için sağdan limit değerimiz neymiş? 2 mi? Yazalım yerine F bileşke F 2 dikkat bak o 2 yine fonksiyon içerisine yapıştırıyoruz. İşaretini de yazacağız. İşareti ne dedik biraz önce? B şıkkında açıklamıştım. X eşittir 2 noktasına sağdan geldiysen hemen bu X eşittir 2'nin sağında bir tane nokta al arkadaşım. Buna bağlı şekilde Y değerin senin işte 2'den büyük bir değer değil mi? 2 küsurlu bir değer. 2'den büyükse bunun üstüne artıyı yapıştır. 2'den büyük. Peki. Devam. Şimdi şu F 2 üssü artı. Buna bakalım. F fonksiyonunda 2 için sağdan limit. X eşit 2 noktasına geldim. Tam hizasında durdum. Beni sıfıra gönderdi.
Bak burası sıfır. Dikkat. Ama o sıfırı yine fonksiyon içerisinde yazıyoruz. O zaman işaretini yazacağız. Biz bu f fonksiyonla x eşit 2'ye sağdan gelmedik mi? Al hemen 2'nin sağında bir nokta. Bak bakalım y değerine. Sıfırdan büyük bir değer değil mi arkadaşım? Sıfırdan büyük. Ve o zaman artı. Ve şimdi işte buradan da cevap f fonksiyonla sıfır için sağdan limit oldu. F fonksiyonla sıfır için sağdan limit değerimiz ne? Grafik üzerinden x eşit sıfıra geldim. Tam hizasında durdum. Y değerine bakıyorum. Eksi 1. Dolayısıyla burada da cevabımız eksi 1'miş diyoruz. Evet, 7. sorudayız. Limit x1'e giderken 3fx 6, limit x2'ye giderken 2gx eksi 1 ise 4. Buna göre limit x1'e giderken fx artı gx limitin sonucunu bulunuz. Arkadaşım bak lütfen burada bir şeye dikkat et. Ben önce soruyu bir yanlış çözeyim size. Ama yanlışlıkla doğru çözeceğim. Yani nasıl biliyor musun? Şimdi bu tür sorularda bazı arkadaşlar şöyle geliyor. Şansı da yaver gidiyor açıkçası. Ve doğru sonuca ulaşıyor. Ne yapıyor? Geliyor direkt burada x yerine 1'i yazıyor. 3f1 eşit 6. Buradan f1 2 diyor. Eyvallah. Sonra geliyor burada da x gördüğü yere 2'yi yapıştırıyor. 2 çarpı g 2'den 1 çıkar 1. 4 ise g 1 de 2'dir diyor. Sonra geliyor soruya. Soruda da x yerine 1'i yapıştırıyor. Diyor ki f1 artı g1'i soruyor bana. F1 2, g1 de 2. 2, 2 daha cevap 4'tür hocam diyor. Bak denk geliyor arkadaşım. Denk geldi. Bu yaptığım lütfen limitte bunu yapmayın. Yani bir değeri öyle gelip de tak diye böyle yerine yapıştıramazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Ne zaman var bu? Önceki sorularda açıkladım. Polinom fonksiyonlarda var böyle bir hakkım. Ama ben burada f ve g fonksiyonlarının ne olduğunu bilmiyorum ki arkadaşım. O zaman direkt bu şekilde lütfen gelmeyin. Yanlış yaparsınız. İşlemsel açıdan şimdi burada sıkıntı yaratmadı. Mesela soru bir yorum sorusu olsaydı birçok arkadaşım bu noktada böyle gelen arkadaşlarım maalesef yamulacaktı. Onun için lütfen dikkat. Şimdi bunu bir açıklayayım ben sana. Cevap 4 evet ama bu çözüm doğru bir çözüm değil. Neden değil açıklayayım. Şimdi şöyle basit bir örnek vereceğim. Bir tane fx fonksiyon çiziyorum kafama göre. Şöyle gelsin fonksiyonum şöyle devam etsin. Bu y eşittir fx fonksiyonum olsun. Mesela ben diyelim ki bu fonksiyonun x eşittir 1 noktasındaki limitini araştırmak istiyorum. X eşittir 1 noktasındaki limit değerini bulmak istiyorsak bu noktada sağdan soldan limite bakmayacağız mı? Gel bakalım şöyle x eşit 1 noktasına sağdan tam hizasında dur. Nereye gitti? Mesela şuraya 2 diyelim. 2'ye gitmiş olsun. Yani 1 için sağdan limit değerimiz 2. Soldan gelirsek x eşit 1 noktasına tam hizasında durduğumuzda o da 2. Güzel. O zaman ne diyeceğiz? Fonksiyonun bu x eşit 1 noktasında limiti var ve 2. Hatta o 2 değeri de işte neye eşit? Fonksiyon o noktada tanımlı olduğu değere eşit. F1'e eşit. Güzel. Tamam burada bunu söylerim. Ama ya şöyleyse? X eşittir 1 noktası için tam şu noktada bakın içi boş olsun. X eşittir 1 noktasına karşılık gelen değerimiz ise şu 3 olsun. Olabilir mi arkadaşım? Olabilir. Hocam ne oldu şimdi? Dikkat. X eşit 1 noktasında sağdan limite bakarsak sağdan gel bakayım şöyle x eşit 1 noktasına sağdan limit değerimiz kaç? 2. X eşit 1 için sağdan limit değerim 2. Soldan limit değerim ne? Grafik üzerinden x eşit 1'e gel bakayım tam hizasında dur. Hop o da 2. Bu noktada sağdan limit soldan limite eşit ve 2 mi arkadaşım? O zaman fonksiyonun bu noktada limiti var ve 2. Ama dikkat et. Bak x eşit 1'e karşılık gelen değerin kaç arkadaşım senin burada? 3. Yani f1 değerin 3. Aman ha. Yani gelip de burada
x yerine 1 değerini yazıp da f1 işte 2'ymiş deme arkadaşım. F1 değerin 2'den farklı olabilir demek istiyorum. Ha, limit değerin 2 o noktada sıkıntı yok. Fakat tanımlı olduğu değer 2 olmak zorunda değil. E hocam, o zaman nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşım. İki şekilde geleyim. Bir. Burada şu katsayıyı limitin başına alıyorum. 3 çarpı limit x1'e giderken. Fx 6 ise diyorum. Limit x1'e giderken fx işte her iki tarafı sadeleştir. 6 bölü 3 2'ymiş. Bu dursun bakalım. Bak, bu fonksiyonun bu noktada x eşit 1 noktasında limit değerine 2. Tamam. Gel buna. Şimdi burada da şu 2 katsayı değil mi? 2'yi limitin başına alalım. 2 çarpı limit x 2'ye giderken g x eksi 1 4'e eşitse işte limit x 2'ye giderken g x eksi 1 ne eşitmiş? 4 bölü 2'den bu da 2 eşitmiş. Bu da tamam. Dursun. Geldik buraya. X 1'e giderken fx artı gx'in limiti ne? Ve bunu da şöyle ayrı ayrı limitlerini alıp toplayalım bakalım. Sonuçta bu f ve g'nin x eşit 1'de limitlerin var olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ayrı ayrı limitlerini alıp toplayabilirim. Burası şimdi neye eşit? Ne bulmuştum ben onu? F fonksiyonun 1 için limit değerini 2 bulmuştum. Burası 2 eşit yazdım yerine. Artı diyorum, buraya geliyorum. Şimdi bak, burası önemli. Diyebilirsin hocam, bu burada x 1'e gidiyor ve g var. Burada x 2'ye gidiyor, g x eksi 1 var. O zaman şöyle yapabilirim. Şu x eksi 1'i kullanmak için burada her iki taraftan 1 çıkarıyorum. X eksi 1 2'den 1 çıkar. 1 oldu. G x eksi 1 eşit 2 diyorum. Şimdi x eksi 1'i görüyor musun? Burada da x eksi 1'i görüyor musun? Değişken değiştireyim. X eksi 1'e mesela A dediğimizde x eksi 1 yerine A yazarsak işte A 1'e giderken GA değerinin 2 eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki x 1'e giderken GX'in de limit değeri işte ne eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Buradan da cevabımız 2 artı 2 ile 4 yapacak. Cevap 4'tür. Bu şekilde çözmemiz lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir yolla daha yapacağım ben bu soruyu. Benim en sevdiğim yoldur. Limit dediğin zaman limitte işlem olsun, yorum olsun, ne olursa olsun tüm sorularda kullandığım garanti yollardan biri diyebilirim. O da şöyle arkadaşım. Hemen onu açıklayayım. Bak, şunu unutma. Bize bir fonksiyonun bir noktada limitini verdiğinde veya bir noktada limitini sorduğun zaman hep sağdan soldan gel arkadaşım. Nasıl yani? Hemen şuradan iki tane ok çıkartıyorum. Diyorum ki bu x eşittir 1 noktasında bu fonksiyon limiti var ve 6 mı? O zaman x eşittir 1 noktasında sağdan limit değeri ve soldan limit değeri. Buradan f fonksiyonun 1 için sağdan limiti 2, soldan limiti de 2'dir. Gel buraya şimdi. Buna bakalım. Hemen 2'ye ayrılalım. Şimdi bu fonksiyonun x eşit 2 noktasında limiti var mı? Var. O zaman bu noktada o limit değeri sağdan soldan limit değerine eşittir değil mi? Aynı mantıkla geliyorum. Önce 2 için sağdan geliyorum. X yerine 2 üssü artıyı yazıyorum. Sonra bir de soldan geliyorum. X yerine 2 üssü eksi yazıyorum. Ve bak şimdi buradan da 2'den 1 çıkar 1 mi arkadaşım? Ama ne demiştik? Bir değeri yerine yazarken fonksiyon içerisine işaretiyle birlikte yaz. Bu 2 üssü artı dedim benim aslında ne? 2'den büyük, 2'ye çok yakın bir değer. 2 tam onda 1 gibi düşün. 2 tam onda 1'den 1 çıkar, 1 tam onda 1. Yani 1'den büyük. 1 üssü artı 4'ü 2'ye böl 2. Bu ifade bana şimdi neyi söylüyor? G fonksiyonu 1 için sağdan limiti 2'ymiş diyor. 2'den 1 çıkarttın 1. Ama bak, onu fonksiyon içerisinde yazacağız. İşaretinde yazmalıyım. İşareti nedir dersek bakalım. 2'ye soldan geliyorsun. 2 üssü eksiği. 1 tam onda 9 gibi bir değer düşün arkadaşım. 1 tam onda 9'dan 1 çıkar. 0 tam onda 9. Yani 0 tam onda 9'da 1'den küçük değil mi?
1 üssü eksi d. 4'ü 2'ye böl 2. Yani 1 için soldan limit de neymiş? 2'ymiş. Şimdi gel istenene. Aynı muhabbeti burada yap, tamam mı? Yani x eşittir 1 noktasında bu fonksiyon limitini bulmak istiyorum. Ne yapıyorum? Bir sağdan bir de soldan geliyorum şimdi bak. Bir sağdan bir de soldan geliyorum. Şimdi yukarıya bakıyorum. F fonksiyonunda 1 için sağdan limitim ne? 2. Artı g fonksiyonunda 1 için sağdan limit değerim ne? 2. Ne yaptı bu? 4. Dursun. Gel buna. F fonksiyonunda 1 için soldan limit değerim kaç? Biliyorum onu, 2. Artı g'de 1 için soldan limit değerim kaç? 2. Yazdım. 2, 2 daha. 4. Süper. Bitti. İşte dikkat edersek şu bizden istenen fonksiyonun x1'e giderkenki limit değerine baktığımızda sağdan soldan limit değerleri ne çıktı arkadaşım? Her ikisi de birbirine eşit ve 4 çıktı. O zaman diyoruz ki x1'e giderken f artı g fonksiyonun limiti var ve işte neye eşittir? 4'e eşittir. Banko çözümdür. Bilgin olsun. Hatta bu mantıkla dediğim gibi yorum sorularını bile yapabilirsin rahatlıkla. Gel bakalım 8'e. 8. sorumuz. Eşlikleri veriliyor diyor. Buna göre limit x a'ya yaklaşırken f(x) nedir? Bir önceki soruda açıkladım. Burada gelip de x yerine a yazma hakkımız yok dedim. Ne yapacağız? Şöyle ayrı ayrı limitlerini alarak şunları bir toplam şeklinde bir ifade edelim bakalım. Aynı şekilde burada da ayrı ayrı limitlerini alarak, çıkartarak şu şekilde ifade edelim. Şimdi bize neyi sordu? A için limit değeri. Arkadaşım bak burada var. Görüyor musun? Burada da var. O zaman ne yapalım? Şöyle bunları taraf tarafa bir toplayalım mı? Şunlar aynı bak. Gidecek. Ne gelecek? Soldan iki tane limit. X a'ya giderken fx eşittir sağ taraf 6 eksi 2'den 4 ve bitti. Buradan da işte 4'ü 2'ye böldüğümüzde cevap x a'ya giderken fx değerinin 2 olduğunu görürüz. Cevabımız 2'dir. 9. sorumuz. Aşağıda diyor fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre limitlerin sonucunu bulunuz. Bakalım a şıkkıyla başlayalım. X eşit 1 noktasındaki limit değerlerine bakacağız değil mi? Baktığımız zaman f(x)'in bu x eşit 1 noktasında limiti yok ki. Yani sağdan gel, sağdan limit değerine eksi 3 olur. Soldan gelirsen x eşit 1 noktasına 1 için soldan limit değerim kaç olur arkadaşım? 3 olur. 1 de limit yoktur. 1 de limit yoksa o zaman bunun da limiti yoktur, bunun da limiti yoktur diyemezsin işte. Yani bir fonksiyonun bir noktada limiti olmamasına rağmen karesinin veya mutlak değerinin limiti olabilir. A şıkkına bakalım, ne yapacağız? Ne dedim? Sağdan soldan gel dedim değil mi? A şıkkı için bak ne yapıyorum? Hemen önce 1 için sağdan limite, sonra 1 için soldan limite bakıyorum. Yani x yerine, şurada x yerine önce 1 üssü artı yazdım. Sonra 1 üssü eksi yazdım. Peki bu şimdi nedir? F fonksiyonunda 1 için sağdan limitin karesi. Bakalım f fonksiyonunda 1 için sağdan limit ne eşit? X eşit 1 noktasına sağdan gel, tam hizasında dur. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi. Bu da ne yaptı? 9. Tamam, bunu bulduk. Gel diğerine. Bu ne demek? F fonksiyonunda 1 için soldan limitin karesi. Peki f fonksiyonunda 1 için soldan limitimiz ne? Grafik üzerinden x eşit 1'e soldan geldik. Tam hizasında durduk. Bize hangi değere gönderdi? 3'e. 3. 3'ün karesi. Bu da 9 mu çıktı arkadaşım? Süper. İşte sağdan limit bu noktada soldan limite eşit. Öyleyse ne diyoruz? Fonksiyonun f kare x'in x eşit 1 noktasında limiti var ve 9'dur diyoruz. Burada cevabımız 9 olmalı. Gelelim b şıkkına. Aynı olayı yapacağım. X eşittir 1 için sağdan ve soldan geleceğim. Yani x yerine 1 üssü artı 1 de 1 üssü eksi'yi yazdım.
Şimdi bu 1 için sağdan limitin mutlak değeri. 1 için sağdan limit biraz önce şurada bulmuştuk. Kaçtı arkadaşım? -3'tü değil mi? -3. -3'ün mutlak değeri 3. Bu tamam. Gel buna. Bu ne? 1 için soldan limitin mutlak değeri. 1 için soldan limiti bulalım bakalım önce. Neydi o? 1 için soldan limit 3'tü. 3'ün mutlak değeri 3. Tamamdır. Buradan da işte sağdan soldan limit birbirine çıkmadı mı arkadaşım? O zaman bu noktada limit var ve nedir? 3'tür. Bunun da cevabı 3 olmalıdır. Tabii bu sorularda grafik çizerek de gelebiliyoruz. Ama grafik çizmek öyle her zaman kolay olmuyor. Mesela burada A şıkkında F karenin F'yi vermiş ama bu F karenin grafiğini çizmek biraz sıkıntı. Ha, mutlak değer var bu da. Hadi onun grafiğini çizeriz. Ne yaparız? Alt tarafın simetrisini şöyle üste çizeriz. Burayı sileriz. Mutlak değer Fx'in grafiği olur işte. Ve x eşit 1 noktasındaki limit değerinde buradan 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama grafik çizmek her zaman kolay olmuyor. Onun için sana tavsiyen ne yap? Sağdan ve soldan gel arkadaşım. Sağdan soldan geldiğinde hiç sıkıntı yaşamazsın. 10. sorumuz parçalı bir fonksiyon verilmiş. Buna göre diyor ki bu limitlerin sonucunu bulunuz. Peki. Şimdi parçalı fonksiyonlarda hatırlatayım. Şuradaki x eşittir 1 değerimiz bizim neyimiz oluyordu? X eşittir 1 kritik noktamız oluyordu değil mi? Ve kritik noktalarda limit sorulduğu zaman bize sağdan soldan limite bakmamız gerekiyor. Ama kritik nokta değilse direkt polinom fonksiyonu olduğu için bunlar tanımlı olduğu değer neyi verecek? Limit değerini verecek. Yani burada 0 kritik nokta olmadığından dolayı direkt x yerine 0 yazarak f 0 değerinin ki 0 da 1'den küçük fonksiyonumuz 2x artı 1. Burada işte x yerine 0 yazdığımızda sonucun 1 olduğunu söyleyebiliriz. Mesela c şıkkında da x eşittir 2 de diyor bak. X eşittir 2 yine kritik nokta olmadığından dolayı x yerine 2'yi yazarak fonksiyonda f 2 değerinin ki 2 de 1'den büyük olduğu için fonksiyonumuz x kare eksi x olacak. X yerine 2'yi yazarak 2'nin karesi 4, 2 çıkar. Cevabın da burada 2 olduğunu söyleyebiliriz. Fakat B şıkkına baktığımız zaman x eşit 1 noktasında yani kritik noktada bize limit sorulmuş. Bu noktada limiti bulmak için sağdan ve soldan limite bakmamız gerekir bizim. Sağdan ve soldan limiti bulmamız gerekiyor. Sağdan limiti bulmak için bakalım limit diyelim x1'e sağdan yaklaşırken fonksiyonumuz ne onu tespit edelim önce. X'e 1'den büyük değer verirsek fonksiyonumuz bu değil mi arkadaşım? Yani x kare eksi x ne demiştik? Bu polinom fonksiyon. O zaman 1 için sağdan limit direkt x yerine 1 değerini yazarak 1'deki tanımlı olduğu değere eşit diyebiliyorduk. Burası 0. Geldik şimdi 1 için soldan limite. Onu bulalım. X eşittir 1 için soldan limit. Önce fonksiyonumuzu tespit edelim. X 1'den küçükse fonksiyonumuz ne? 2x artı 1. Polinom fonksiyon sıkıntı yok. X yerine direkt 1 yazarak tanımlı olduğu değerden bunun da 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bak şimdi 1 noktasında sağdan limit 0, soldan limit ne arkadaşım? 3. Bu ikisi birbirine eşit mi? Değil. O zaman sağdan limit soldan limite eşit değilse ne diyeceğiz? Fx'in x eşit 1 noktasında limiti yoktur diyeceğiz. Şimdi bunu sana bir de grafik üzerinden göstereyim ben. Bak burada biraz önce ifade ettiğimiz parçalı fonksiyonun grafiğini çizdim. Grafiğe baktığımız zaman bu grafikte şimdi kritik noktamız 1'di ya. İşte bu kritik noktada kopma olduğuna dikkat edelim. Ama 1'den büyük iken parabolün 1'den küçük iken doğru grafiğinin yer aldığına ve 1'den büyük ve 1'den küçük değerler için herhangi bir noktada kopma olmadığına dikkat edelim. Onun için parçalı fonksiyonlarda işte kritik noktalarda sağdan ve soldan limite bakarken kritik noktalar haricinde direkt neye bakıyoruz? Tanımlı olduğu değere bakıyoruz. Nedeni bu. Hatta A şıkkında 0 için limit değerini şöyle göstereyim. X eşit 0 noktasına sağdan ve soldan yaklaştığımızda sağdan limit değerinin 1,
soldan limit değerinin 1 olduğuna dikkat edelim. C şıkkında x eşittir 2 noktasında bu sefer x eşittir 2 noktası için yine bu noktada bir kopma söz konusu değil, kritik nokta değil. Dolayısıyla x eşittir 2 noktasına sağdan veya soldan yaklaştığımız zaman buna bağlı şekilde y değerlerinin de 2'ye yaklaştığını görmüş olalım. Peki kritik noktada işte limite gelirsek eğer, yani x eşit 1 noktasında şimdi baktığımız zaman x eşit 1 noktasındaki limit değerinin sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman sağdan limit değerinin x eşit 1'e yaklaşırken f(x) değerlerinin 0'a yaklaştığını görüyoruz. Sağdan limit 0 ama soldan limit x değerlerinin artarak 1'e yaklaşması durumunda f(x) değerlerinin gittikçe 3'e yaklaştığını gördüğümüzden dolayı soldan limitimiz 3. İşte bu noktada, bu x eşit 1 noktasında limitimiz yoktur. Sıradaki sorumuza geçelim bakalım. 11. sorumuz. Parçalı fonksiyon verilmiş. Y eşit f(x) fonksiyonun her x eleman r için limiti varsa, bak şimdi her reel sayı değeri için limitimiz varsa, demek ki şu kritik noktada da limitimiz varmış arkadaşım. Yani bu fonksiyonun eksi 1 için sağdan limiti ve soldan limiti var ve birbirine eşitmiş. Eksi 1 için sağdan limite bakalım. Eksi 1 için sağdan limit değerimiz nedir? Öncelikle eksi 1'den büyük değerler için fonksiyonumuz ne? X değerlerimiz eksi 1'den büyükse fonksiyonumuz ne? X küp artı ax. Peki eksi 1 için soldan limitimize bakalım. Önce yine fonksiyonu tespit edelim. X değerlerimiz eksi 1'den küçükse fonksiyonumuz 2x artı a. Şimdi işte bak bu polinom fonksiyon, bu da polinom fonksiyon. Sıkıntı yok. Eksi 1 kritik nokta değil. Dolayısıyla şimdi x gördüğüm her yere burada eksi 1'i yazıyorum. Aynı şekilde burada da x gördüğüm yere eksi 1'i yazıyorum. Ve eşliğin sol tarafı eksi 1 eksi a. Sağ taraf eksi 2 artı a. Bize a'yı soruyor. Eksi a'yı sağa sallayalım. Eksi 2'yi sola. Ve buradan da işte istenen a değerimiz ne olacak? 1 bölü 2. Cevap 1 bölü 2'ymiş. Bir kez daha söyleyeyim kısaca. Bu zaten doğrusal bir fonksiyon. Her noktada limiti var. Bu da 3. derecen bir eğri grafiği. Her noktada limiti var. Öyleyse bu fonksiyonun her noktada limiti varsa şu kritik noktada da limitinin olması gerekiyordu. Onun için ne yaptık? Bu kritik noktalarda sağdan ve soldan limite baktık. Geldik son sorumuza. 12. soru. İki tane parçalı fonksiyon verilmiş. Buna göre diyor limitlerinin sonucunu bulunuz. Peki hemen gel A şıkkıyla başlayalım. X yerine 1 yazmayacağız mı arkadaşım? Yalnız fonksiyon içerisinde yazıyoruz değil mi? O zaman işaretiyle birlikte yazmayı unutma demiştik. X yerine 1 üstü artıları yazdım. Peki şimdi bu ne? F fonksiyonunda 1 için sağdan limit. Gel onu kısaca bulalım artık. F fonksiyonunda önce 1 için sağdan limite bakarsak x'e 1'den büyük değer verdiğimizde fonksiyonumuz 4x artı 1 değil mi? O zaman burada x yerine direkt 1'i yazarsak 4 çarpı 1 artı 1 bu tamamdır. Gel şimdi diğerine. G fonksiyonunda 1 için sağdan limit değer nedir? Yani x'i 1 tam onda 1 gibi düşün. O da 2'den küçük değil mi? Şurada x yerine 1'i yazacağız. 3 çarpı 1 eksi 5 mi oldu? Ve cevap da 4, 1 daha 5, eksi 5 gitti. Ne kaldı şurada? 3 çarpı 1'den 3 kaldı. Cevabımız 3 olmalı. Gelelim B şıkkına. Burada da yine x yerine 2 üssü artıyı yazıyoruz. Tabii fonksiyonun içerisinde olduğu için işaretiyle birlikte yazıyoruz. Şimdi f fonksiyonunda 2 için sağdan limit değerimiz ne? X 2 tam onda 1 düşün. F'ye bakalım. Evet yine şu 2 tam onda 1 birden büyük değil mi? Fonksiyonumuz bu. O zaman ne yapacağız? Burada x gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2 kere 4 8. 1 daha bu 9 yaptı. Çarpı dedik. Geldik diğerine.
G fonksiyonda 2 için sağdan limit değeri. Yani x2'den büyükse 2 tam onda 1 düşünelim. Fonksiyonumuz x. Burada x yerine 2'yi yazıyoruz. Bu da 2 yaptı. 9 çarpı 2'den cevap 18 oldu. C şıkkına gelirsek x yerine yine işaretiyle birlikte 2 üssü eksiyi yazdık. Peki şimdi bu ne? G fonksiyonunda 2 için soldan limit. X değerlerin 2'den küçükse yani 1 tam onda 9 düşün. 2'den küçükse fonksiyon 3x eksi 5 değil mi? Hatta şöyle diyeyim. 3 çarpı 2 üssü eksi bak burada yerine yazıyorum. Eksi 5 işaretiyle birlikte yazdım. Dikkat çünkü fonksiyon içerisine yazıyorum bu ifadeyi. İşarete bakmadan şimdi 3 çarpı 2 6 5 çıkar burası 1 mi oldu arkadaşım? Fakat fonksiyon içerisinde işaretinde yazmam lazım. İşareti nedir dersek? 2 üssü eksi 1.9 gibi düşün. 3'e çarp. Ne olacak sonuç? 5 tam onda 7. 5 çıkar. 0 tam onda 7. Yani 1'den küçük. O zaman işaret eksi. Ve buradan da işte f fonksiyonunda 1 için soldan limit. 1 üssü eksi. Yani x'i 1'den küçük. 0 tam onda 9 düşün. F eksi fonksiyonunda. Demek ki fonksiyonum bu. Burada x yerine 1'i yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 1'den de bunun cevabı 3 olmalıdır. Evet arkadaşım böylelikle sayfa 26 ve 27'deki başlangıç sorularının sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.